Herkese merhaba. Bugün 29 Mart 2023, saat 18:28 Frankfurt saati. Bugün Bitcoin dolar analizi yapacağız arkadaşlar. Genel market durumuna bakacağız. Genel yani indeks analizi olacak bugün yaptığımız analiz. İlk başta DXY'ye bakıyoruz. DXY dolar endeksi. Dolar endeksi yani doların diğer para birimlerine karşı değerini göstermekte DXY. Eylül-Ekim aylarında yön değiştirdiğini görüyoruz doların. Bakın en üst kısmını şurada en üst kısmını yaptı. Daha sonra yukarı çıkmaya çalıştı şu bölümde. Fakat yukarı çıkamadı. Bu yüksek taban kısmını burada kırdı. Ve bu kırılımdan sonra bir daha yukarı çıkış deneyimi oldu. Bu noktanın üstüne geçemedi. Yani ortalama da aşağıya dönüyor. Bu bir aşağı dönüş sinyali bizim için. Bunun altında zaten aşağı dönüş başlamış oldu ofisyel olarak. Resmi olarak. Bunun dışında arkadaşlar şu kısımda tekrar bakın. Doların bir çıkış yaptığını fakat o çıkışı devam ettiremediği ve aşağıya doğru tekrar dönmeye başladığını görüyoruz. Doların aşağıya doğru gitmesi, dolar endeksinin aşağıya doğru gitmesi bizim için doların diğer para birimleri karşısında değer kaybettiğini göstermekte. Örneğin bir euro dolara bakarsak burada gördüğünüz gibi Euro'nun değer kazandığını görmekteyiz. Şu kısımda da bakarsak Euro değer kazanmış fakat dolar endeksinde olduğu gibi daha yukarı çıkışı tam olarak kesinleşmemiş, doğrulanmamış arkadaşlar. Bunu nerede görüyoruz? Bakın. Bu tabanı şurada kırıyor bu kısımda aşağıya doğru geliyor. Tekrar bir taban oluşturuyor. Üç kere bu kısımdan yukarı doğru dönüyor. Şurada önceki noktayı yukarı doğru kırıyor. Çıkıyor. Gelip buradan tekrar yukarı doğru dönmesini bekleyeceğiz. Eğer burayı geçersek bundan sonra ortalama zaten şöyle olacak arkadaşlar. Euro dolardan daha güçlü olacak diyebiliriz eğer bu olursa. Şimdi Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'in dolar karşısındaki değerini. Günlük grafikte baktığımızda burada önemli bir nokta geldiğimizi görmekteyiz. Onun dışında şu noktayı geçmişiz. Burada da önemli bir nokta vardı şu kısımda. Günlük grafiğe bakıyoruz. Şu kısımda önemli bir yerdi şurası. Bakın buralarda destek noktası olduğunu görüyoruz oraların. Örneğin şu bölüm. Şurası, şurası, şurası. Bu kısım. Şuralarda da bakın. Üst kısmın destek olduğunu görüyoruz. İki kısım da önemli. İlk kısmı geçmişiz.
İlk kısmı burada geçmişiz. Şunu biraz daha büyütürsek. İlk kısmı geçtiğimizi, ikinci kısımda şu anda da yukarı doğru bir hareketin devam edebileceğini görüyoruz. Neden? Çünkü şu kısımda yatay bir gidiş var. Hareket şu şekilde oluyor arkadaşlar. İlk başta büyük bir yeşil çubukla hareket oluşabiliyor ya da birçok büyük bir çubuğu oluşturacak küçük çubuklarla tek yönde herhangi bir uzun bekleme olmadan çıkış varsa bunu da büyük bir çubuk gibi görebiliriz arkadaşlar. İkisi aslında aynı şeyi ifade eder. Örneğin şu kısma bakın, bu çubuklar tek bir çubuk gibi düşünebilirsiniz bunları. Şu şekilde. Bu ilerlemeden sonra gelen dinlenme kısmı 1 bölü 3'ünü 1 bölü 3'ü içinde, bu ilerlemenin 1 bölü 3'ü içinde oluyorsa devam etme bir ihtimali büyüktür arkadaşlar. Örneğin gelmiş şu yatay gidiş 1 bölü bu ilerlemenin 1 bölü 3'ü içinde olmuş. Bu tek bir çubuk da olabilir şuradaki gibi. Ya da ardışık küçük çubuklar da olabilir. Bunu da tek bir çubuk olarak şöyle bir şeyi tek bir çubuk olarak görebiliriz. Fakat burada şöyle bir şey olmaması lazım arkadaşlar. Şöyle yatay gidiş sonra çıkış. Bunu tek bir çubuk olarak düşünemiyoruz bu kısmı. Sadece çıkışta herhangi bir belirgin duraklama yoksa bunu tek bir çıkış olarak düşünebiliriz. Tekrar şuraya bakın arkadaşlar. Burada da böyle bir çıkışımız var. Geriye gelmişiz. Burada da %50'sinde kalmışız. Buraya çıkmışız. Burada %50'yi geçmişiz bu çıkışın. Burada geri gelmiş. Tabii burada 200 periyot ortalamamız destek olmuş. Bundan sonra bu çıkışa bakın arkadaşlar. Şöyle tek bir çıkış gibi düşünebiliriz bunu. Burada fiyat gene yatay gidiyor. Bundan sonra beklenen yukarı doğru çıkmasıdır arkadaşlar. Çünkü burada dinleniyor. Ta aşağıdan buraya kadar gelmiş. Ama eğer yukarı çıkmaz aşağıya dönerse bu durumda şöyle bir yine ilerleme yapıp yani %50'sini %60'ını geçerse şu şekilde. Yani 2 bölü 3'ünü geri dönüş yaparsa 2 bölü 3'ünde tekrar çıkışta şunun bu sefer 1 bölü 3'ünde kalıp geri gelirse aşağı gidiş devam edecektir diyebiliriz. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani şu anda yukarı doğru çıkmasını bekliyoruz. Eğer yukarı doğru çıkmazsa aşağı gelirse hareket şu şekilde olabilir. Yani ne şekilde hareket ediyorsa ona göre kararımızı veriyoruz. Tabii Bitcoin sürekli işlem yapılacak, sürekli trade edilecek bir şey değil arkadaşlar. Uzun dönemli böyle 5 yıllık, 10 yıllık düşünülecek bir şey. Bunu sadece örnek olsun diye bir arkadaşımız analizini istemiş ve örnek olsun diye gösteriyorum. Sürekli trade yapılacak, işlem yapılacak bir araç değil arkadaşlar Bitcoin. Hisseler ya da Forex gibi düşünmemek lazım Bitcoin'i. Evet, bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.